24 Ocak 1993, bir pazar gününe denk geliyordu, hiç unutmam. Niçin? Unutmuyorum. O sırada yeni kurulmuş olan HBB isimli televizyon kuruluşunun haber müdürüydüm ve Ankara'da görev yapıyordum, Ankara Haber Müdürü olarak. Fakat eşim ve evlatlarım İstanbul'da yaşamayı sürdürüyorlardı. Henüz bir Ankara yaşamına geçişimiz olmamıştı. O yüzden hafta sonları Ankara'dan İstanbul'a gidiyordum uçakla. Onlarla hafta sonumu geçirdikten sonra belli bir saatte pazar veya pazartesi tekrar Ankara'ya dönüyordum. 24 Ocak 1993 günü nedense erken saatlerde almışım. Belki ki bir hatırlayamadığım bir programım da olabilir. Uçağa bindim, geldim ve şoförüm karşıladı beni. Makam şoförüm. Daha bismillah, merhaba der demez, abi başımız sağ olsun dedi. Şimdi tabii onun da aklına hiç gelmiyor ki ben uçaktan yeni inmişim. Öyle bir durum var. Böyle cep telefonlarının olduğu bir dönemden bahsetmiyorum. Ne oldu dedim, kim öldü? Ve inanın bana içim böyle hani çok kötü oldu. Uğur Mumcu'yu duymadın mı? Nasıl duyayım oğlum dedim Uğur Mumcu'yu. Sinirlendim. Şimdi dedim indim uçakta. Nerede duyacağım? Ne oldu Uğur Mumcu'ya dedim. Abi dedi öldürdüler. 1991 deki o Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Teoman Koman'ın masasında, o kadar adamın içinde Uğur abi ölümle en çok dalga geçen adamdı, açık konuşacağım. Ama belki de namlunun ucunda yaşadığını bilen insanlara has bir davranış içindeydi. Çünkü Türkiye'nin gerçekten hukukçu kimliği nedeniyle, yani onun gazetecilik araştırmacılığı ve özellikle o kitaplardaki üslubu aynı zamanda bir hukuk birikimine dayanır. Öyle sıradan bir kimlik değildir o. Önce hukuku çok iyi bilir, hukukun bilgisinden yola çıkarak İlişkiler ağını iyi kurar. Sanki bir savcı gibi dosya hazırlar. Esasında kitap yazıyordur. Ve o sırada çok önemli bir konuyu ortaya çıkarıyordur. Ama işte o hukukçu kimliği hepimizde olmayan bir kapasitedir o. Hiçbir araştırmacı, gazeteci de çok öne çıkan bir kimlik değildir. Ama rahmetli Uğur Mumcu bunu çok iyi kullanan bir karakterdi. Tabii hemen arabaya bindim ve tesadüf o sırada HBB Ankara bürosu suikastın gerçekleştiği Gazi Osman Paşa'daki Karlı Sokağı hemen hemen biraz ötesindeydi. Tabii kameramanlarımız zaten intikal etmişlerdi vesaire. Şunu da açıklıkla ifade edeyim, bizim yaptığımız çekimler, görüntüler falan o günün televizyon dünyasında, ne Star özel televizyonda ne de TRT'de o kadar etkin bir yayın olmamıştır. Ne yazık ki onların bantları, kayıtları kayboldu veya yok yani sonuç itibariyle, ama gerçekten çok önemli bir çalışma yaptık. Şimdi esasında Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, bir suikast sonucu öldürülmesi bir başlangıç, bir işaret fişeğiydi 1993 için. 1993, özellikle genç izleyicilerime ifade etmem gerekiyor ki, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tipik bir kırılma yılıdır. Buna adı konulmamış darbe yılı da denilebilir, örtülü darbe de denilebilir. Yani esasında birçok terminoloji kullanılabilir.
Ama benim bildiğim, yani benim gördüğüm o süreçte Mumcu'nun öldürülmesinden sonraki yaşanılanlarla beraber Türkiye'nin kelimenin tam anlamıyla bir fiili darbe sürecine girdiği ve sonuçta o darbenin de 28 Şubat'ı da katarak konuşuyorum, şu veya bu şekilde gerçekleştiği yönündedir. Bakın notlarıma bakıyorum. Yani bu kadar olayın bir araya gelmesi mümkün mü diye düşünüyorum. 91'den itibaren ki geçen bölümde anlatmıştım. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun falan onları verdim. Sonrasında Hiram Abbas, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli ismi, Memduh Ünlütürk, Kemal Kayacan, yine Uğur Mumcu, devamında Orgeneral Eşref Bitlis, silahsız 33 askerimize kurulan büyük tuzak, büyük kanlı eylem, General Hulusi Sayın'ın öldürülmesi, JITEM, Cem Ersever'in ortadan kaybolması, yine Orgeneral Eşref Bitlis'in en yakın mesai arkadaşı General Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi, Adnan Kahveci'nin tartışmalı bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesi ve Özdemir Sabancı 1995, Ahmet Taner Kışlalı, Gaffar Okkan'a kadar uzanan bir dizi cinayet, bir dizi suikast. Olamaz böyle bir şey. Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket. Uğur Mumcu'ya döneceğim. Bütün bunları konuşacağız. Saydım bütün bu isimleri. Uğur Mumcu'nun radikal İslamcı veya İran yanlısı örgütler tarafından öldürüldüğüne hiçbir gün inanmadım. Hiçbir gün. Çünkü Uğur Mumcu'nun yakalamış olduğu çizgi, evet Türkiye'de laik kesimin, Cumhuriyet Gazetesi gibi bir gazetenin baş yazarı olması asabiydi. Laik kesimin tabi göz bebeği olan bir karakteri vardı. Ama en önemli özelliği, en önemli özelliği Vurmuncu'nun, işte bu olay esastır. Radikal İslami hareketler ile sözde bağımsızlıkçı Kürt hareketleri içindeki Amerikan emperyalizminin ve İsrail'in parmağını en net şekilde anlatan kitaplara ve yazılara sahip olmasıydı. O dönemde Suudi Arabistan, Vehhabi krallık, daha henüz yeni itiraf geldi. Muhammed bin Selman, bu Veliaht Prens, problemli Veliaht Prens, Cemal Khashoggi'yi burada parçalatıp yok eden adam, Amerika gezisinde dedi ki, biz dedi Suudi Arabistan olarak 80'li yıllarda ve 90'lı yıllarda Amerikan hükümeti tarafından Vehhabi kimliğimizin propagandasıyla görevlendirildik. Bizim İslam coğrafyasında bu kadar hareketli ve fikirsel anlamda örgütlü olmamızın nedeni Amerika Birleşik Devletleri'dir dedi. Yani Vehhabizmi, Vehhabi inanç hareketini veyahut o çerçeveyi İslam dünyasını empoze eden gücün Suudi Arabistan değil, Amerika Birleşik Devletleri olduğunu daha geçen yıl Muhammed bin Selman açıkça itiraf etti. Ama Uğur Mumcu, Suudi Arabistan kökenli Rabıta örgütünün yurt dışındaki Türk din adamlarının, müftülerin veya Avrupa ve Batı Trakya'da görevli din adamlarının maaşlarını ödemesi yönündeki Kenan Evren dönemi büyük skandalından müthiş bir kitap çıkarmış ve İslam kavramının içine Amerikan imperyalizminin
Suudi Arabistan gibi ülkeler üzerinden nasıl sızdığını anlatmıştı. Ölümünden az önce ise hepimiz çok iyi biliyoruz ki PKK ile ilgili çalışmaları önde gidiyordu. Ve çok önemli yazılarla da bu çalışmaların işaretlerini veriyordu ve enteresandır. Orada da yine PKK veya Barzani hareketi gibi Orta Doğu'da, yani Irak coğrafyasında, Türkiye'de sürekli bir silahlı hareket kimliği kazanmış Kürt hareketlerinin içindeki CIA ve Mossad bağlantılarını aktarıyordu. Bakın, ölümünden yani 24 Ocak 1993'te suikast sonucu öldürüldü. 7 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki baş yazısında, ben detayını vermeyeceğim, bir kitaptan, Nimrodi'nin bir kitabından bahsediyor ve Barzani ailesiyle CIA'nin ve Mossad'ın nasıl içli dışlı bir çalışma içinde olduğunu, Barzani ailesini Irak'taki silahlı hareket için nasıl silah yardımlarının Mossad ve CIA tarafından aktarıldığını belirten o kitabı inceliyor ve son cümlelerini okuyacağım bu Uğur Mumcu'nun ölümünden yaklaşık 17 gün önceki yazısında. Kitapta Mesut Barzani'nin İsrail'e gizlice giderek yardım istediği yazılıyor. Bu ilişkiler sürüyor ve anlaşılıyor ki daha da sürecek. Gizli yollarla sürecek, açık yollarla sürecek. İlgi belli, ilişki de belli. Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad anti-emperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi? Bu cümleler bugünün cümleleri esasında. Çünkü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Uğur Mumcu'nun daha 1993'lerde yakalamış olduğu bu ilişkiler ağı çerçevesinde yıllardır gözümüzün içine baka baka PKK ile Suriye'de İttifak yapmış durumda. Binlerce tır silahı PKK'ya veren bir NATO ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. İşte Uğur Mumcu'nun bu satırları bile tek başına nasıl gününün çok çok ötesinde bir araştırma ve bilgi sahibi olma yeteneğini göstermesi bakımından önemli. Biz bugün Amerika'yı PKK ve diğer Kürt hareketleriyle içli dışlı müttefik ve birlikte hatta omuz omuza savaşan bir devlet olarak tanımlıyoruz. Her yerde de bu karşımıza çıkıyor ama 1993'ün 7 Ocağı'nda bu yazı yazılmış ve tabii ki bütün Kuvayi Milliyeciler gibi bugün ben de buna kendimi katarak konuşuyorum. Bütün Kuvayi Milliyeciler gibi Amerikan emperyalizminin ve Siyonizmin içine girmiş olduğu hiçbir hareketten insanlığa da, Türkiye'ye de, bölgeye de, Orta Doğu'ya da bir fayda gelmeyeceğini bilen bir beyin kimyasıyla yazıyor. Ve Yeşil Kuşağı açıklarken işte Suudi Arabistan, Rabıta, CIA vesaireyi aktarıyor. Veyahut Kürt hareketini Orta Doğu'da incelerken bir anda karşımıza CIA, Mossad, Barzani ailesi ve tabii ki PKK bağlantısıyla karşımıza çıkıyor. Bunlar çok önemli hikayeler. Bunlar çok önemli öyküler. O nedenle mesela ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Uğur Mumcu cinayetini resmen örtbas etmiş kabul ederim. O günkü kadroların efendim Tevhid Selam Örgütü diye bir örgütle ortaya çıktılar. Tevhid Selam Örgütü ya kimdir bu, nereden çıktı bu falan diye dememize kalmadı.
Tevhid Selam Örgütü, işte yok bir kısmı İran. Hatta öyle bilgiler üfürdüler ki, bunlardan birini ben de birkaç meslektaşımla paylaştığımı da hatırlıyorum. Ya olabilir mi böyle bir şey diye. Efendim Urmumcu'yu öldüren ekipten iki kişi İran Büyükelçiliğinin bahçesinde infaz edilmiş. Oracığa gömmüşler falan. Yani inanılmaz bir misinformasyonla ortalığı birbirine kattılar ve Urmumcu'nun gerçek katillerini kelimenin tam anlamıyla ortadan kaybolmasına neden oldular. Ve sonradan ortaya çıkan bütün belgeler, bilgiler gerçek anlamıyla bu suikastin de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bilgisi dahilinde yine tanıdık bir örgüt tarafından yapıldığını işaret ediyor. Bu Tevhid Selam Örgütü'nü söylediğim zaman 1993'teki bu suikaste bağlantılı olarak kulağınızda alışık olduk bir melodi olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü aynı örgüt bu kez 2013 yılındaki 17-25 Aralık süreçlerinde FETÖ'cü savcılar ve emniyetçiler tarafından kumpas amaçlı kullanıldı. Böyle bir örgüt var mı yok mu? Ve nasıl bir tesadüf ki bu bir yanında Uğur Mumcu cinayetinde kullanılmış bir örgüt ismi. Sonra bir bakıyorsunuz FETÖ'nün yalan dolana dayalı 17-25 Aralık dosyalarında aynı örgüt ne garip tesadüf ki karşımıza çıkıyor. Buradan hep söylüyor gençler, özellikle sizlere. Konu siyaset, siyasi pazarlıklar veya gelişmeler olduğunda hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey. Bakın, değerli bir yazar, Yeni Şafak'ta yazıyor. Yazılarını da sanıyorum hepiniz okuyorsunuzdur. Tamer Korkmaz. Tamer Korkmaz'ın bir özelliği de zamanında hizmet hareketi olarak o zaman anılan bu hareketin bayağı içinde olup sonra kendi inisiyatifiyle yok arkadaş böyle şey olmaz deyip ayrılıp sonrasında da bu FETÖ diye adlandırdığımız bugünkü o casusluk teşkilatıyla bağlantılı çok değerli yazılar ve bilgiler veriyor olması. Ve o yazılarından birinde aynen şunu yazıyor. Yazının da tarihini söyleyeyim size. Çünkü bu beni hep heyecanlandırmıştır. 26 Ocak 2018 tarihli yazısında Tamer Korkmaz diyor ki yazısının sonuna göre bu kadar. Fethullah Gülen, loca efendi, loca yani Mason locasından yola çıkarak 17 Ocak 1993 tarihinde bakın tarihi veriyor tam Uğur Mumcu'nun suikastinin gerçekleşmesinden 7 gün önce. Yani Uğur Mumcu suikastinden tam bir hafta öncesinde İzmir'de Bozyaka yurdundaki dar dairedeki sohbetinde devlet kademelerine öyle bir nüfuz ediyoruz ki bizi jiletle bile kazısalar yok edemeyecekler diyerek daha o tarihte çok iddialı bir şekilde konuşuyordu. Gülen aynı sohbette isim vermeden çok yakında büyük bir suikast haberi duyacaksınız. Üzerinde senelerce konuşulacak bir suikast diyordu. Bu asla yalanlanmamış, birkaç defa yazılmış ve hatta haber kaynağının adı da verilmiş bir istihbarat. Yani esasında çok yakında dediği 7 gün sonra oldu Fethullah Gülen'in ve bu suikastin bilgisinin o günlerde daha 1993 yılının 17 Ocak günündeki o sohbet toplantısında Fethullah Gülen'in kafasında olduğu çok açık ve net. Ve
gerçekten her zaman şunu söylemişimdir. Darbe süreçleri büyük ve ses getiren suikastlerle başlar ve ondan sonra yolunda devam eder. Esasında o günün kadroları ve devletin içine sızmış olan benim Gladio B olarak adlandırdığımız, günümüzde savcıların kısaca FETÖ dediği o yapılanmanın emniyet teşkilatı, istihbarat ve hatta yargıdaki o günkü kadrolarıyla bu işi sulandırmamış olsalardı, biz büyük bir olasılıkla, büyük bir olasılıkla daha erken bir yakalamayı yapabilecektik bu FETÖ denilen örgütle ilgili. Esasında tabii her insanın meslek hayatında ciddi pişmanlıkları var. Bir Ankara akşamüstüsünde gözlerinin içi pırıl pırıl parlayarak benimle sohbet eden Necip Ablemitoğlu'nun şu kitabını da zamanında Köstebek, bu FETÖ ile ilgili yazılmış Türkiye'deki ilk değerli bir araştırmadır. Ve bu kitabı da o dönemde çok iyi değerlendirememiş olmanın her zaman büyük bir üzüntüsünü duydum. Ve ne garip tesadüftür ki Necip Ablemitoğlu da biliyorsunuz bir faili meçhul, kimsenin anlayamadığı bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ama oraya da geleceğim tabii Necip Ablemitoğlu'na, ama önce 93'ün rotasını takip edeceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve CIA ve Mossad'ın Kürt hareketi içindeki tarihsel varlığını ortaya çıkaran bir yazar 24 Ocak 1993'te öldürüldü. Ve ne garip tesadüf. Aynı ilişkiler ağını kendi üniformasıyla ve aynı berraklıkta yakalamış bir şerefli Türk subayı, Orgeneral Eşref Bitlis'te bu suikastten yaklaşık 17-20 gün sonra hayatını yine şaibeli bir patlama sonucu kaybetti. Eşref Bitlis'in öyküsüyle beraber nereye doğru yol alacağımızı anlayacaksınız. Devam edeceğim.